Kurumların yazdığı raporlar ve beklentilere de bakarsak işte 25-20-20 ile 45 arasında neredeyse bir e, range'de e, tahmin veriliyorlar Ama önemli olan burada 20 mi 25 mi olacağı değil yapılış şekli ve yapıldıktan sonra da anlatılış şekli olacaktır. E, yani benim beklentim burada açıkçası hani ben de bir bahis oynayacaksam 15 civarlarında e, bir yerden açılış yapıp ondan sonra da bir artış patikası açıklamalarının doğru olacağını düşünüyorum ve bunun da e, Metin'le çok doğru bir şekilde çok e, şeffaf açıklayıcı ve hani niyetin ne olduğunu aynı Fed'in e, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama gibi hatta Paul'un da bugün yapacağı sunumda muhtemelen ve belirteceği gibi yani önümüzde artışlar olması muhtemel e, önümüzdeki yıllarda düşüş beklemiyoruz vari açıklamalarla e, çok net bir şekilde piyasaya e, neyi nasıl yapmalarını yapmayı düşündüklerini e, aktararak yapmalarını bekliyorum çünkü hala daha e, bu e, yeni ekonomi yönetiminin e, biz hani kabul görüp görmediğini, neyi ne kadar yapabileceğini, neyle ne kadar yetkilendirildiğini bilmiyoruz, anlayamadık. Ya yani günün sonunda hala Sayın Cumhurbaşkanı'ndan e, izin alınıyor faiz artırılması için. Dolayısıyla bu e, artış rakamlarından ziyade işte önden yüklemeli çok yüksek bir faiz artışı beklemiyorum yani 25 30'lara falan e, bir anda çıkmasını beklemiyorum. Ama daha makul seviyelerde 15 20 arası bir bantta bir açılış yapılıp ondan sonra da bu artış patikasının e, artarak devam edeceğini bekliyorum. Ama tabii aynı hızda e, hızlı bir artış e, olmayacaktır muhtemelen. Herhalde piyasa ya, yani 10 da yapsa, 15 de yapsa, 20 de yapsa değil mi hocam? E, bir şekilde faiz artışı Yapacak olması Merkez Bankasının artık enflasyon hani e, dizginlenemedi, kontrolden çıktı. İşte birazcık bazı etki ve seçim sonrası ve